Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetü lil müttekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Mümin buna inanır ki dünya ekin tarlasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri "Ed-dünya mezra'atul ahireh." Dünya ahiretin ekin tarlasıdır diye buyuruyorlar. Akıllı olan insan dünya hayatında ebedi saadetini hazırlamak için güzel bir ekim dikim yapar ve hayırlı hasılat kaldırır muhterem müminler. Tabii bu bir teşbih. Allah Resulü bize hakikati ve gerçeği ifade ediyor. Ehli tahkik ki müteaddit ayat-ı ilahiye ve ahadisi Muhammediye dünyanın bir zillü hayal, çok çabuk geçen bir alem, aldatıcı yıldızlarla dolu bir mahal olduğu ayrıca ifade ediliyor. Bu da aldananlara ihtarlar ve tembihlerdir. Sakın ola ki dünyanın zevklerine, şaşalarına, makamlarına, mansıplarına, şehvetlerine aldanmayınız. Çünkü giderken daima gelirken zevk verdiği gibi giderken daima keder bırakır. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Dünyanın bütün nimetleri gelirken zevk verir, giderken keder bırakır. Öyle bir nimete, öyle bir devlete, öyle bir saadete yönel, öyle neşeler ve zevkler tahsil et ki bunlar ebedi olsun diyor. Daimi olsun, seni cennete kadar götürsün, refakat ve arkadaşlık da seni yolda bırakmasın diyor. Ne kadar güzel nasihat değil mi muhterem Müslümanlar? Ya Gerhuri yekbar ezmekuli nur. Bak bak ne diyor? Gerhuri yekbar ezmekuli nur, hak rizi berseri naniten nur. Eğer bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen, aşk eri öyle diyor, bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen, tandır ekmeğinin üzerine toprak saçarsın artık diyor. O şaşalı sofralarda serilen dünya nimetlerinin yük olduğunu anlarsın. Muhterem müminler, biz bugün o nur lokmasından, o saadet keşkülü kitabullah'tan, o beşeriyeti ebedi kurtuluşa götürecek olan Kur'an-ı Hakim'den yine söz açıyoruz. Saadet mi istiyoruz? Selamet mi istiyoruz? Ruhani hayatımızda daimi ve ebedi neşe ve sürura mı talibiz? Aile hayatımızda, dünyadaki bütün çalışmalarımızda ve işimizde, ibadet ve taatımızda zevk mi istiyoruz?
Kur'an-ı Hakim ve Kur'an-ı Hakim ve Kur'an-ı Hakim muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin Kitab-ı Kerim'ine topyekun ama topyekun vatasımu bihablillahi cemian ve la teferraku. 65 milyonunuz, 1,5 milyarınız eğer umumi manada alırsak bütün bir beşeriyete gönderilen kitabı ilahi, 5,5 milyarınız Kur'an'a sarılınız ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Muhterem Müslümanlar, bu hitabın herkes muhatabıdır. Amerika'nın canavarından Fransa'nın haydutuna varıncaya kadar, İngiltere'nin şakisinden Alman'ın iki yüzlü dönegine varıncaya kadar bütün küfür aleminin başlarından tutunuz nüfuslarına, bilhassa ehli imana Cenab-ı Hak sesleniyor. Siz ki inanmış insanlarsınız, ölürken gülerek ölmek istiyorsunuz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ben size söylüyorum, aynı zamanda muhatabım, en yakınım sizlersiniz. Ölürken gülerek ölmek mi istiyorsunuz? Çünkü ahirete, ebedi hayata, Allah'a inanan insanlarsınız. Kabriniz cennet olsun mu arzu ediyorsunuz? Mahşerden kalkarken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek nur içerisinde yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim, müminlerin nuru önlerinde ve sağlarında kendileriyle beraber koşar. Böyle bir nur içerisinde huzurullah'a varmak, mizana yürümek, sıratı geçmek mi istiyorsunuz? Muhterem Müslümanlar, işte ben Rabbimin kitabından alarak Kur'an için Kur'an ne diyor sualine cevap olarak okuyorum. Estaizu billah. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam. Bu Kur'an en doğruya iletir. Yehdi lilletî hiye akvam. En doğruya, en kaviye, en sağlama, mutlak manada şaşırmayacak fil dişi caddeye, sırat-ı müstakime iletir. Bu kadarla kalmıyor. Ve yubeşşirul müminine allazine ya'melune salihati enne lehum ecran kebira. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda dünyada ilahi kitabın buyruklarını harfiyen tatbik edip salih amellerle, güzel işlerle, hayırlı uğraşılar ve meşgalelerle Allah ve Resulünün gösterdiği yolda ibadet ve taat ile meşgul olarak yürüyecek olursa onlar için ebedi hayatta pek büyük ecri de müjdeler muhterem Müslümanlar. Yani şöyle diyorum, hepiniz veya içinizden biriniz kalsa da hocam ahirette benim halim ne olacak dese, ben mahşerde kalkınca mesrur olabilecek miyim? Allah'u Zülcelal'imin huzuruna rahatla varabilecek miyim? Mizanda beraat edebilecek miyim? Cehennemin üzerindeki sıratı hocalarımız eskiden beri derslerinde tarif ederken kıldan ince, kılınçtan keskin diye tarif ederler. Muhterem Müslümanlar, geçişindeki ciddiyet ve önemi beyan için, yahut şarklı bir amca hocaefendiyi dinliyormuş. Hocaefendi konuşuyor, iş benim gibi mevzu tam sırat-ı müstakime, cehennem üzerindeki sırata gelince, cemaat-ı müslimin bilesiniz ha, o sırat kıldan ince, kılıçtan keskin deyince amca kalkmış, ha hocaefendi başka geçecek yeri yok mudur onun, geniş yeri falan demiş. Eyvallahi böyle demiş. Başka geniş yeri falan yok. Kıldan ince, kılıçtan keskin deyince, latife ediyorum muhterem Müslümanlar, öyleyse beni şimdiden John Bill demiş. Muhterem Müslümanlar, ya. İlk
Osmanlı saltanatının temelleri Söğüt kasabasında atılıyor. Sonra biliyorsunuz Bursa'ya doğru geliniyor. Sonra Edirne'ye doğru böyle dolaşıyor. Sonra Balkanlarda birçok yerler İslam'ın salacağı dalgalanıyor. Osman, Sultan Osman bu arada bir dostunda bir akşam misafir kalıyor muhterem Müslümanlar. İbaresinin nerede olduğunu görmek isteyen İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan 1. cilt mukaddimeye baksın, orada görecekler, arzu eden ehli ilim bakabilirler. Hazreti Osman bir dostunun sevgilisinin evinde seyahat esnasında veya cihat dönüşünde misafir kalıyor. Ev sahibi sürurla dolu, Rabbim bana böyle bir misafiri lütfetti diye muhterem Müslümanlar. Tabii kuş tüyü yastıklar, yün yataklar, atlas yorganlar seriliyor. Bez seriliyor, leğenler, ibrikler konuluyor. Altının yastığı, önüne alacağı bez konuluyor şöyle bir kenara. Hacı Veysade Üstadımıza çok abdest suyu döktük muhterem müminler. Altında bez, üzerinde leğen. Evet, önüne de bir bez alırdı. Çünkü İmam-ı Azam'a göre abdest suyu, kullanılmış abdest suyu necasettir. Necaseti galizadır. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre hafifedir. İmam-ı Muhammed'e göre tahirdir, mutahhir değildir. Yani bir abdest suyuyla fetva da onadır. Halkın işini kolaylaştırmış olmak için muhterem Müslümanlar. Temizdir ama bir daha abdest alınamaz, kullanılamaz. Abdest suyu İmam-ı Azam'ın kavline göre ittika ve ihtiyatla amel ediyordu üstadımız. Meşayih-i kiram, selefi salihin de öyledir. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest suyu tırnakların altındaki masiyet ve günahları da yıkar indirir diyor. Sadece üzerindekini değil. Ağza verirken ağızda işlenen günahları, büyük günahlar tövbe ister, bunu unutmayın. Yüz yıkanırken yüzüyle işlediği günahlar. Eller, kollar yıkanırken eliyle, koluyla işlediği günahlar. Kulak meshederken kulağıyla işlediği günahlar. Ayak yıkanırken ayağıyla giderek işlediği günahlar affedilir. Onun için Şarani, Abdullah Havu Şarani Hazretleri Envar-ı Kutsiyesi'nde öyle diyor. Şadırvan'da abdest suyundan kimin hangi günahı işlediğini renk ve kokusundan bilirim keşfen diyor. Türkçe anlaşılıyor mu muhterem Müslümanlar? Abdülvehhab-ı Şarani devrinin hutbul aktabı muhterem müminler. Rabbim şefaatine mazhar kıl. Yahu hocam kürsüde sen böyle şeyleri söylüyorsun. Kalkıp şu çayhaneye gidiyoruz. Orada da hocaymış adam. Yok canım böyle hikayelere, masallara bakmayın. Gaybı Allah bilir. Ya. Bu eli arşa bile uzanan 24 saatte 24 nefes dahi Allah'ından gafil olmayan Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatına mazhar Hakk'ın sevdiği kullarının neşesidir muhterem Müslümanlar. Ya Hazreti Ömer Medine minberinde Cenab-ı Sariye İslam ordusuyla ta İran hududu Nihavent'te Cenab-ı Ömer minberden Nihavent'te İslam ordusunun muhasarasını minberden görüyor. Ya Sariyet el Cebel el Cebel diye sesleniyor. Ordunun sırtını dağa ver ya Sariye, muhasara altına giriyorsun. Hazreti Ömer'in buradan sesi Nihavent'te gümlüyor. Cenab-ı Sariye ordunun sırtını dağa vererek muhasaradan kurtuluyor ve cihat ve harp zaferle neticeleniyor muhterem Müslümanlar. Bir şey böyle bir defa oldu mu bin bir defa da oluyor demektir. Akaid kitaplarımızda mucizeler ve keramet ve harikuladeler ne aklan ne naklen katiyetle memnu ve muhal değildir. Allah isteyince alemde neler olur muhterem Müslümanlar. Ya onun için ulema yanında dilini, Konyalı kardeşim, alimler yanında dilini, meşayih ve evliya huzurunda kalbini, sofrada elini, misafirlikte gözünü koru demiş ecdadımız. Bir yere misafirliğe gittin, sağa sola tecessüs edip durma. Ulan şurada bir şişe var ama içinde ne vardır? Şurada bir koku geldi ama bilmem ne koku. Yok, yok.
burnuna da gözüne de kulağına da sahip ol. Şöyle efendi gibi oraya var güzelce. Ev sahibinin ikramını alır gidersin, tamam mı? Tecessüs. وَلَا تَجَسَّسُ Kur'an-ı Kerim ahlak öğretirken zannın çoğundan sakının. Zira zannın çoğu isabetli olmaz, günahtır, mahzurludur diyor. Sonra وَلَا تَجَسَّسُ Katiyetle birbirinizin kusur ve aybını tecessüs edip araştırmayın diyor yine Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar, abdest suyu dedim de edepten ve bir faziletten bahsetmek istedim. Osman Gazi'ye tekrar döneceğim inşallahü teala. Hocamıza abdest suyu dökerken o kemal ehlinin nasıl abdest aldığını göre göre biz de öyle abdest almaya çalıştık vaktinde muhterem Müslümanlar. Hacı Haydar Efendi Hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı Veysade hocamız Hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerine abdest suyu döktük. Şeyh Mahmud Sami Ramazanul Hazretlerine abdest suyu döktük. Ladikli Hacı Ahmet Ağamıza abdest suyu döktük. Muhammed Harrani'ye abdest suyu döktük. Efendim, yani Allah'ın büyük büyük dostlarına abdest suyu dökerken içimden öyle derdim. Ah, bir müsaade etseler de şu dudaklarımla şu ayakların altını şöyle bir öpsem, tabanların altına bir yanağımı koysam derdim muhterem emirler. Hak dostlarını, Allah sevgililerini severek geldik. Bugün de nefsimizden bir kat daha çok severek huzurullah'a varmak istiyoruz muhterem emirler. Ya Rabbi bize kıyma diyorum. Mekrinden bizi azat et. Muhafaza et, koru diyorum, tamam mı? Bütün kardeşlerimle beraber. Çünkü hiç belli olmaz. Allah'ın Resulü Buhari hadisinde innemel itibaru bil havatim buyuruyorlar. İtibar hatimeleredir. Sonuç çok mühimdir efendiler. Enbiya müstesna, enbiya müstesna, alim ol, şeyh ol, efendim ehli Kur'an ol, ehli ilim ol, abid ol, zahid ol, falan ol, falan ol, ne olursan ol. Sonundan kork ve yalvardıkça yalvar Mevla'na. Ya Rabbi sonumuzu hayırla mühürle diye Allah'ımızdan devamlı olarak isteyeceğiz muhterem müminler. Eskiden böyle abdest suyu dökmeler zaman zaman derste söylüyorum ya muhterem Müslümanlar, adet olduğu için evlerde, hadi evladım hocam cana abdest suyu dök diyor. Yumurcak 5 yaşında İbrik tutmayı, abdest suyu dökmeyi, omuzunda havlu ile beklemeyi, abdest alan bir büyüğüne havlu vermeyi, abdest almayı bu talim ve egzersizle öğreniyordu muhterem Müslümanlar. Evde misafir mesela bir ilim adamı, bir fazilet sahibi abdest alacak mı? Efendim lavaboya buyurun diyorlar. Abdest suyu dökmek yok. Abdest suyu dökmekte büyük keramet, büyük talim neşesi vardı. Şimdi kolaylık, buyurun lavaboya diyorlar. Adam kendi işini kendi görüyor. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Onlar biraz zahmetli ama zahmetin içerisinde rahmetler getiren güzel adetlerdi. Döndüm, mevzu şuydu muhterem Müslümanlar. Osman Gazi Hazretleri misafirinin evinde, ev sahibi her şeyi böyle dediğim gibi hazırlamış. Efendim istirahat buyurunuz diyor. İnşallah erken kalkar, gece abdest suyunuzu da dökerim diyor. Ev sahibi ayrılıyor. Gecenin, saharın yaklaşırken sülüsü ahiri diyoruz ona. En sonunda kalkıyor ev sahibi. Zaten uykusu da yok hemen hemen. Kalkıyor, kapıyı hafifçe açıyor izin alarak, selam vererek. Bakıyor ki Osman Gazi Hazretleri seccadesinin üzerinde dua ve tesbih ve tehlille meşgul. Yorganın katı hiç açılmamış, yastığa baş koymamış Osman Gazi. Aman efendim, aman sultanım, aman gözümün nuru, gönlümün sururu, bir hata mı işledik? Niye serdiğimiz yatağa yatmadınız? Niçin koyduğumuz yorganı örtülmediniz deyince Osman Gazi Hazretleri rafta bulunan Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Evladım diyor, rafta Kur'an-ı Kerim varken o odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diyor. (Gülüyor)
Ya muhteremler. Ve İsmail Hakkı Bursevi diyor ki, Konyalılar, Allah'ın mümin kulları, muhterem Müslümanlar, İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde bu kazıyeyi, bu hikayeyi, bu hakikati anlattıktan sonra diyor ki, Osman Gazi'nin Kur'an-ı Hakim'e bu muhabbeti, bu saygısı, bu hürmetinden dolayı evladı ve nesline, hanedanı Osmaniye'ye 635 sene dünya imparatorluğu lütfetti diyor. Ya ben bu hakikate vallahi Allah'ıma inandığım kadar inanıyorum. Bu hakikate ve gerçeğin böyle olduğuna Rabbime inandığım kadar inanıyorum. Çünkü hakikat bunun dışında değil. Kitabullah'a, kelamı kadimi ilahiye saygısından dolayı Hazreti Osman'ın, İsmail Hakkı Bursevi gibi büyük alim, büyük mürşit, büyük veli, büyük müfessir, büyük ilim adamı öyle diyor. Nesline, hanedan-ı Osmaniye Cenab-ı Hak Viyana kapılarına, Kremlin sularına, Tuna boylarına, Trablusgarp Şimali Afrika'ya, Tahranlara, sonra Türkistanlara, evet muhterem Müslümanlar, Bağdat surlarına ve Yemen ve San'a'lara kadar Cenab-ı Hak Osmanlı'ya 635 sene Kur'an'a bu güzel ihtiramından, saygısından dolayı Cenab-ı Hak saltanat lütfetti, beka lütfetti, hakimiyet lütfetti. Onun için biz Osmanlıyız muhterem Müslümanlar. Gençler, gençler, Allah'ın nur yumağı yaratıkları, Cenab-ı Hakk'ın alnından öptüğü Müslüman ve müminler, tabii yaşlıların tecrübelerinden, dualarından istifade edeceğiz. Ben sık sık gençler diyorum, yaşlılar bana darılmasınlar. Geleceğin bütün emanetlerini onlara vereceğiz çünkü. Geleceğin reisi cumhuru onlar, geleceğin başbakanı onlar, geleceğin bakanlar ve milletvekilleri onlar, geleceğin amirleri ve memurları onlar muhterem Müslümanlar. Onun için Kapı Camii'nin muhterem cemaati, iyi bir atiyim istiyorsunuz. Neslinizi nur yumağı pırıl pırıl olarak yetiştireceksiniz. Pırıl pırıl. İçi dışarıdan görünen, söylediği gibi düşünen ve düşündüğünü yapan, Allah'ına muti, Resulüne ümmet, Kur'an'a tabi, sünnet şiar, Kur'an haslet bir neslin gelmesi için ter döküyoruz. Rahatsız da olsak kürsüde karşınızdayız. Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Parıl parıl nur içerisinde bir ati lütfet ya Rabbi. Evet muhterem Müslümanlar, biz kıyamete kadar ısrar ediyoruz. Kıyamete kadar bu memleketin kaderini elinde tutanların Kur'an haslet ve Muhammediyül meşrep olması için bütün gayretimizi sarf edeceğiz inşallahü teala. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, yine Kur'an-ı Kerim için bir ayet daha okuyorum, sonra hadis-i şerife geçeceğim inşallahü teala. Kitabullah, yine Kitabullah için diğer ayeti celili de böyle buyuruyor, bakınız. Estaizu billah. Ya eyyühen nasu قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar, ey inananlar, şarktan garba, şimalden cenuba, burada müminler buyurmuyor Cenab-ı Hak, ey nas diyor. Bütün bir beşeriyet, bütün bir insanlığa seslenerek size Rabbiniz tarafından قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ Rabbiniz tarafından size bir mev'iza gelmiştir. Yani nasihat ve öğüt gelmiştir ayat-ı ilahide. Muhterem Müslümanlar, nasihat ve öğüt gelmiştir. Nasihatlerin, öğütlerin en iyisi, en alası, en güzeli Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve Kur'an-ı Kerim için indiren Mevla وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yaş ve kuru,
dünya ve ahirete dair insanlık ve bütün beşeriyet için ne istenir ve aranırsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de ya açık olarak ya bir işara mutlaka zikredilmiştir. Cevabı Kur'an'dadır. Muhterem Müslümanlar, 55 sene evvel hocam, İcazet hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinden Büyük Hadimi'nin Mecami'ul Hakaik diye usulü fıkhını okurken, orada usulü fıkıh kitabında Kur'an-ı Kerim'in mani ve hakaiki bahsinde öyle diyordu. Kur'an-ı Kerim dört yönüyle mana ve gerçeklere delalet eder. Dal bi ibaretihi, dal bi işaretihi, dal bi delaletihi, dal bi iktizaihi. Yani dört taraftan Kur'an-ı Kerim bütün mesaili dünyeviye ve uhreviye cevap vermeye hazırdır. Ancak fehel yenfe'ul Kur'anu illa bil ilim. Müslümanlar, Allah'ın kulları, fehel yenfe'ul Kur'anu illa bil ilim. Münasebet aldıkça derslerimde söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mescid-i Saadet'e giriyor. Sahabe-i kiram halaka halaka olmuşlar Mescid-i Saadet'te. Kur'an okunuyor, ilim müzakere ediliyor. Peygamber Efendimiz ilim müzakere edilen tarafa doğru yönelmişler. Sahabeden bir zat, ya Rabbi bu halakada da Kur'an okunuyor. Ya Resulallah, bu halakada da Kur'an-ı Kerim okunuyor. Peygamber-i Zişan Efendimiz فَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْاِلِمِ. Ey ashabım, Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir buyurdular. Ya Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir. Geçenlerde mümin kardeşlerim, geçen dersimde Hazreti Ebubekir okur ağlardı dedim de öyle yarım kaldı. Mus'ab bin Umeyr dedim yarım kaldı. Tamamlayacağım onu. İçinizde bazı gençler var, sonradan bana hatırlatıyor. Hocam, Hazreti Ebubekir'in kıssasıyla Mus'ab bin Umeyr'inki kaldı diyorlar. Onlara söz veriyorum, gelecek derste inşallah tamamlanır diye. Evet muhterem kardeşlerim, Hazreti Ebubekir okudukça dinliyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gençler pır 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 Kur'an avizesine uçuşuyor pervane. Dönmeye başlıyorlar. Nihayet Mekke müşrikleri ya Ebu Bekir, sen bu Kur'an'ı haremde böyle açık okuyup ağladıkça bizim evladımızı anne babadan, karımızı kocadan, kocamızı aileden ayırıyorsun. Muhammedi oluyorlar. Bizi bölüyorsun dediler Sıddık-ı Ekber'e. Mekke'yi terk edecek. Evine gireceksin, evinde okuyacaksın dediler. Tabii Mekke'de cam yok muhterem Müslümanlar. Erkondişin olmadığı için eski Mekke'nin cam pencerelerinde cam yok. 1950'de biz oradaydık. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere kışın serin olduğu için cam var. Fakat elektrik yoktu daha henüz. Mekke-i Mükerreme'de evler camsız olduğu için Ebu Bekir Sıddık içeride okuyarak ağlıyor. Pencerenin önüne gelip dinliyorlar bu defa Müslüman olan olanı. Geldiler, Hazreti Ebu Bekir'e yine sataştılar. Ya Ebu Bekir, sen Mekke'yi terk edeceksin dediler. Yoksa bize devamlı zararın dokunuyor, Mekke'den çıkacaksın dediler. Peygamber Efendimiz de istişare etti. Bir müddet için, ya Resulallah ben Kur'an'a dayanamam. Ben Kur'an'ı bu gözyaşıyla, bu sesle okuyacağım ya Resulallah. Kitabullah'tan ayrılamam, öberim her şeyim. Yoksa sudan balığın ayrıldığı gibi ben ölürüm, mahvolurum ya Resulallah. Ya Ebu Bekir, bir müddet için filan yere hicret edebilirsiniz. Peygamber Efendimiz müsaade ettiler. Mekke'den çıkmış giderken Mekke şeref eşrafından bir zat karşılaşıyor. Hayrola, henüz daha inanmamış. Ya Ebu Bekir, nereye böyle? İlâ aynâ. Hadise böyle. Falan efendi. Beni... Sanadiydi Kureyş, Mekke'den çıkardılar.
gidiyorum, kendime bir yer bulacağım. Kur'an'ı, Kitabullah'ı orada okuyacağım. Sen gel Ebu Bekir kardeşim, ben seni tekeffül ederim dedi. Evet, aldı getirdi. Ebu Cehil'le, Übey İbni Halef'le, Ukbe'yle, Şeybe'yle, Senadir Kureş ve hempalarıyla görüştü. Siz dedi Ebu Bekir'i bana bırakın, ben kefilim ona. Evinde sessiz okuyacak bundan sonra dedi. Muhterem Müslümanlar. Ve görüyor musunuz hakikati? Aziz kardeşlerim, dua edelim hep beraber inşallah. Dua edelim hep beraber inşallah. Evet. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Vatanını tanıyor musun mümin kardeşim? Vatanını, Konya'nı, efendim tanıyor musun? Hudut boylarını, cihatlarla, hani Ali Ulvi Kurucu da öyle diyor. İncitme büyük ceddini, Allah'ı seversen milyarla şehidin ebedi varisisin sen diyor. Milyarla şehit vermişiz bu topraklara. Muhterem Müslümanlar, benim dedem, oğluma adını verdiğim Abdurrahman dedem 10 yıl Yemen ve Sana'da askerlik yapmış. Adını aldığım Tahir amcam da Çanakkale şehidi. Biz onların manevi güç ve dualarıyla bugün karşınızda kürsüdeyiz muhterem Müslümanlar. Ya. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, biz yine dualarımızı arşa yükseltiyoruz ve istiyoruz inşallahü teala. Ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ın nurunu dünyaya hakim kıl. Sancılar dinsin, yaralar sarılsın. Dertler, şakavetler ve cinayetler artık sona ersin. İnsanoğlu dünyada bir cennet görsün ve yaşasın. İnşallahü teala. Kıyamet kopmadan öyle bir günü göreceğiz. Bu benim değil, Resulullah'ın müjdesi muhterem müminler. Göreceğiz inşallahü teala. Evet. Hazreti Ebu Bekir böylece meselesi hallediliyor. Mus'ab bin Umeyr, gençler vaat etmiştim geçen dersimde, tamamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve nurunun tesirine misal veriyordum. Mus'ab bin Umeyr bir anne babanın nur yumağı, göz bebeği evlatları, bir evin bir oğlu. Muhammed'in önüne giderse bunu kaybederiz diye gittikleri yerden devamlı bir yere giderken üzerinden kapıyı kilitleyip gidiyorlar Mus'ab bin Umeyr. Nasılsa bir gün Allah öyle istiyor, kapıyı açık bırakmışlar. Mus'ab bin Umeyr evden fırladığı gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ali ve Nur huzuruna, halakanın kenarına oturuyor. Peygamber Efendimizin mübarek nefesini ciğerlerine çekerek ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz sohbeti bitirdikten sonra, bu genç evladımız kimdir acaba? Nereden gelmiştir? Ne oladır? Soruyorlar. Kendisini tanıtıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhterem Müslümanlar, tepeden tırnağa nurdir Mus'ab bin Umeyr. Ama haber anne babasına hemen gidiyor. Kapıya vardığı zaman anne baba kapıyı yüzüne çarpıyorlar. Biz böyle evlat istemiyoruz diyorlar. Muhterem Müslümanlar, Mus'ab bin Umeyr eve konmuyor. Aradan birkaç ay geçince elbisesi biraz fersudeleşiyor. Rengi biraz sararıyor. Kendi de biraz zayıf ve nahif hale geliyor. Peygamber Efendimiz sahabelerinin seçkinleriyle otururken karşıdan Mus'ab bin Umeyr geliyor. Ey ashabım, bu gördüğünüz mes'ud genç, bu gördüğünüz mes'ud genç, Allah ve Resulü'nün huzurunda olanı anne babasının kuş yüğü yataklarına, atlas yorganlarına, musanna muhteşem karyolalarına, onların kucaklarına tercih etti, imanı kabul etti. Bugün biraz rengi sarardı. Bugün biraz kendisinde zayıflama var. Geleceğin en mes'ud delikanlılarından olacaktır buyurlar Peygamber Efendimiz. Gençler, gençler, Allah'ın alnından öptüğü İslam gençliği, Mus'ab bin Umeyr'in nur ve feyizli yolunda yürüyeceksiniz. Cenab-ı Halik-i Zülcelal dünyanın da ebedi hayatında en mutena neşelerini, mükafat ve müjdelerini sizlere bahşedecek inşallahü teala.
Ayeti celileye döndük muhterem müminler. Halik-i Zülcelal: Ya eyyühennâsü kad câetkum mev'izatun min rabbikum. Rabbinizden size güzel öğüt gelmiştir. Kur'an-ı Kerim baştan sona arşi, rabbani, rahmani, semavi öğütlerle elinizdedir, önünüzdedir. Hatta muhterem Müslümanlar, burada şunu da söyleyeyim bakınız. Hadis-i şerifi hemen eklemiş olayım manaya. Peygamber Efendimiz: İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum fetemessekû bihi fe innekum len tezillû ve len tehlikû ba'dahu ebeden. Peygamber Efendimiz bir gün sahabesinin içerisine geliverdi. Şehadet ediyor musunuz ki Allah bir ve ben onun peygamberiyim? Ya Resulallah, elbette. Kalû bela, elbette. Neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Biz şehadet ederiz ki Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir, resulüdür, nebisidir, peygamberidir derler. Öyle olunca İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum. Bu Kur'an-ı Kerim'in, bu kitab-ı azimin, bu Rabbani eserin, bu ilahi eserin bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin elinizde. Yani ne demektir? Allah'ın kelamıdır ve sizin önünüzde Mushaf-ı Şerif açılmıştır, sizin elinizdedir. Ahkamı, ayatı size açık olarak arz edilmiştir. Fetemessekû bihi. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, fetemessekû bihi, Kur'an'ın gösterdiği yola temessük ediniz. Kur'an'ın emrettiği şeylerle amel ediniz. Kur'an-ı Kerim'in yasak kıldığı şeylerden uzak olunuz. Kur'an haslet bir mümin olarak hayatınızı devam ettiriniz. Kulak veriyor musunuz muhterem cemaat? Kapı Camii cemaat, kulak veriyor musunuz? فَاِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا. Biliniz ki Kur'an'a sımsıkı böyle sarılırsanız ebedi ve daim olarak nesliniz, torunlarınız kıyamete kadar yoldan sapmazsınız ve ebedi saadet ve müjdeler sizin içindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e sarılan bir insan Resulüne sarılıyor, Allah'a sarılıyor. Allah ve Resulüne sarılan insanın hiç düşmesi düşünülebilir mi muhterem Müslümanlar? Allah'ın izzetiyle azizdir. Hazreti Muhammed'in kemalat ve fazailiyle ayaktadır. Onun için muhterem Müslümanlar, Kur'an öğütlerine, hatta diğer bir hadis-i şerifte ayeti tamamlamadan evvel şunu da söyleyeyim, ezanımız okunuyor. Peygamber Zişan Efendimiz öyle buyuruyorlar: İnne hâzel Kur'âne me'debetullâhi. Bir zam da caizdir erbabının malumu. İnne hâzel Kur'âne me'debetullâhi fakbelû me'debetehu mestadatum. Ey müminler, bu Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak tarafından size açılmış bir sofradır. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından 1,5 milyar Müslümanın önüne serilmiş bir sofradır. Ve dünya ve ahiret nimetlerinin topyekunu feyzi, bereketi ve nuru ile Kur'an sofrasındadır. Fakbelû me'debetehu mestadatum. Kadir olduğunuz kadar Kur'an nimetlerinden doya doya yiyiniz. Muhterem cemaat, iştahınız olduğu kadar, yani tabirlerimi caiz görün, içiniz aldığı kadar, içiniz aldığı kadar, istidadınız müsaade ettiği kadar, istiap ve bildiğiniz kadar, ulaşabildiğiniz kadar Kur'an'ın nimetlerinden alarak bağrınıza, kalbinize, ruhunuzda basınız. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Osman için radıyallahu anh okuyup ağlayanlardan biri de o, o kadar ki bazı rivayetlere ve eserlere bakınız, istediğinde gece bir hatim, gündüz bir hatim de yapabilirmiş Hazreti Osman. En son tertip edilen, tanzim edilen, tasnif edilen kitabı kerimi yazdırarak etrafa da dağıtıyor ve Ceylan Deresi üzerine yazılı Kur'an-ı Kerim, Hazreti Osman Kur'an'ı İstanbul
Süleymaniye İslami Eserler Müzesi'ndedir. Erbabı giderek bakabilirler. Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Hakimi. Hariciler etrafı sardılar. Hazreti Osman makamı hilafette ve içeride Kur'an-ı Kerim okuyor. Yerinden kımıldamıyor. En son artık hücum edilip de şehit edileceği gece Kur'an okuyor, hafif uyuklamış. Rüyasında Peygamber Efendimiz, ya Osman, istersen mana askerlerimizi gönderelim, onları tarumar ve yerle bir etsinler. Oruçluymuş kendisi, eğer istersen iftarı bizim soframızda yaparsın diyor Peygamber Efendimiz. Ya, ya. Eğer arzu edersen iftarı bizim, ağlayarak uyanıyor. Tabii Peygamber Efendimiz de, ya Resulallah, sizin sofranızda iftar etmek istiyorum diyor ve uyanıyor. Kapıyı pencereyi kırarak hücum ediyorlar. Hançerle şehit ediyorlar. Ve birkaç damla kanı sayfeler üzerine feseyekfikehumullah ve huvessemi'ul alim ayetinin üzerine mübarek kanları damlıyor. Feseyekfikehumullah ve huvessemi'ul alim. Evet muhterem Müslümanlar. Hani okuyabildiğiniz Kur'an ziyafetinden yiyebildiğiniz kadar, abu hayatından içebildiğiniz kadar kana kana diyorum ya, İmam-ı Azam Hazretleri, muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te gece bir hatim, gündüz bir hatim, teravihte bir Ramazan bir hatim, 61 hatim inerlermiş. Ya Rabbi bizi en doğruya ilet diye dua ediyoruz. Ben biraz kaba söylediğim de oluyor. Cemaatimin büyük nezaketinden affimi niyaz ediyorum. Yüce Rabbim keremiyle cümlemizi taltif buyursun inşallah. Evet, ayete mana verip bitirip hemen kesiyorum dersi. Muhterem Müslümanlar. قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Sadırdaki bütün dertlere de şifadır. Sonra وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir hidayet kaynağıdır. En doğru yoldur. Susamışlara hayat verici pınardır. Yorgunları dinlendirici, kederlerini yok edici, sürura gark edici, dünya ve ahiretin bütün müşküllerini çözücü, önü açık bir fil dişi cadde ki, bir hidayet kaynağı ki, sonu cennete gider, sonu Allah'a gider, sonu ebedi nimetlere gider, sonu tam kurtuluşun müjdesine gider. Ve huden ve rahmetül lil müminin, aynı zamanda müminler için de bir rahmeti ilahidir. Muhterem Müslümanlar, evet, biz tekrar ediyoruz, her dersimizde tekrar ettiğimiz gibi, bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Şair öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Asırlara asırlar, bin yıllara bin yıllar eklense ve biz Hazreti Kur'an'dan bahsetsek, bu güzelin vasfı Allah şahit ki bitmez ve bitmeyecektir de. Yüce Rabbim Kur'an düşmanlarına layık olduğunu ver ve ehli iman ve ehli Kur'an'ı özlediği güne gönder. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Dertlilerimize deva, borçlularımıza eda, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.